Evet arkadaşlar, dördüncü derste beraberiz. Her derste söylüyorum aşağı yukarı. Ama tekrar söyleyeyim. Bu sefer göstererek söyleyeceğim. Şu benim mail adresim arkadaşlar. Derslerle ilgili sorularınız olursa bu maille ulaşabilirsiniz. Veya işte dediğim gibi sosyal medyadan bir şekilde takip eden arkadaşlarınız oluyor. Oralardan soru soranlar da oluyor. Oradan bile ulaşabilirsiniz yani. Bu salgın günlerini atlatırsak tabii o zaman gelip bizzat odamda da sorabilirsiniz. Temel Tıp Bilimleri binasında 3. katta Biyofizikanın bilim dalı var. Hemen girişinde benim odam var. Orada beni bulup sorabilirsiniz. Evet arkadaşlar, bu derste sizlere hücre zarının elektriksel eşdeğer devre modelini anlatacağım. Biz biyofizikte bazı şeyleri anlamak için, çalışma mekanizmasının prensiplerini daha iyi kavrayabilmek için, davranışlarını detaylı olarak anlayabilmek için o sistemleri modellemeyi tercih ediyoruz. Bu elektriksel devre kullanılması da hücre zarının modellenmesi için yapılmış olan bir şey, az önce söylediğim amaçlarla. Bu yüzden bu derste biraz elektrikle ilgili kavramları tabi hatırlayacağız. Ondan sonra da hücre zarını bir devreye benzeteceğiz. Daha doğrusu bir devre tasarlayıp hücre zarında olan olayları bununla anlamaya çalışacağız. Şimdi biliyorsunuz bazı şeyleri ama yeniden hatırlayalım. İletkenlik kavramımız var. Direncin tersi. Bu elektrik devrelerinde görmüş olduğunuz şekilde gösteriliyor. Direnç bu şekilde gösteriliyor. İletkenlik ya da direnç başka bir deyişle değişken ise eğer bu şekilde az önce gördüğünüz direnç şeklinin üzerine küçük bir ok yerleştirilerek bunun değişken direnç ya da değişken iletkenlik olduğu bu şekilde gösterilmiş oluyor. Hücre zarının direncinin değişebildiğini zaten önceki derslerde söylemiştik. Hücre zarında bazı iyonlara direncin değişebileceğini, bazı iyonlara değişmeyeceğini gösterirken bazen bunu bazen de yukarıdaki direnci kullanacağız. Sonsuz iletkenlik veyahut da sıfır direnç söz konusu olduğunda bu şekilde normal tel gibi mesela bir devreyi çizerken normal bir çizgiyle gösteriyoruz. Arkadaşlar hepinizin bildiği gibi bu şekilde de görüldüğü gibi bir akım, iyonik akım olabilir. Sodyum, potasyum, klor vesaire bu iyonların akımı olabilir. Veyahut da elektrikteki elektronların bir iletken üzerinde hareketi olabilir. Bu da akım. Bu akım için sürdürücü etmen voltaj yani elektriksel potansiyel farkı demiştik. Bunu engelleyen şey ise direnç arkadaşlar ve bunu ohm cinsinden söylüyoruz. Akım amper cinsinden ve elektriksel potansiyel fark ise volt cinsinden ifade ediliyor. Şimdi iletkenliklerin ya da dirençlerin paralel bağlandıklarında bir devreye iletkenlik değerlerinin toplamı paralel bağlarsa eğer direkt olarak toplanması şeklinde oluyor. Mesela 5 Siemens ile 10 Siemens'lik iki tane iletkenimiz varsa bunların toplam iletkenliği 15 Siemens oluyor. A noktası ile B noktası arasındaki oluşturdukları. Eğer bunlar seri bağlanmışlarsa bu sefer toplam iletkenlik 1 bölü GAB yani A noktası ile B noktası arasındaki toplam iletkenlik 1 bölü 5 artı 1 bölü 10 1 bölülü şekilde toplanıyor. Yani seri bağlandıklarında iletkenlik daha düşük oluyor. Evet, akım bir devrede bir akım kaynağı tarafından oluşturuluyor ve bu akım kaynağı tarafından pozitif yükün hareketi şeklinde tanımlanabilir. Artıdan eksiye doğru akım gerçekleşiyor. Ohm yasasıyla akım I eşittir V bölü R şeklinde tanımlanabiliyor.
Bunu tabii iletkenlik olarak tanımlamak istersek bölü R değil, çarpı G şeklinde oluyor. Burada düğüm noktaları tanımlayabiliyoruz elektrik devrelerinde. Mesela işte şu görmüş olduğunuzda şu düğüm noktası, şu düğüm noktası, A noktası, B noktası olsun. X düğüm noktası için mesela akım IA artı 5 amper, IB eksi 5 amper. Toplam akıma baktığımızda A noktasıyla B noktası arasındaki sıfır oluyor. Yaklaşan akımlar pozitif, ayrılan akımlar negatif olduğu için bunlar toplandıklarında tüm akımların toplamı sıfır oluyor. Evet, mesela böyle 3 tane direnç bağlandığında akım, toplam akım 10 amperse her bir direnç üzerinden geçen akım bunların iletkenlikleriyle orantılı oluyor arkadaşlar. Mesela A noktasından geçen akımı hesaplamak istediğimizde bu şekilde iletkenliklerin toplamının o iletkeni oranı işte 3 amper, B noktasındaki B direncinden geçen akım 2 amper, C'den geçen akım 5 amper olacak şekilde iletkenlikleriyle doğru orantılı olarak akımlar gerçekleşiyor. Mesela şu örnekte de başka bir şey görebilirsiniz. Evet arkadaşlar, elektrik devrelerinde şimdi elektrik devresiyle modelleyeceğiz ya hücre zarını. O yüzden elektrik devresinde kullandığımız diğer pasif elemanları tanıyalım. Kapasitans var, kondansatör, kapasitör. Bunun neden kullanıldığını artık biliyorsunuz. Çünkü daha önce hücre zarının dışının iletken, içinin iletken ve hücre zarının kendisinin yalıtkan olması sebebiyle bir kondansatöre ya da kapasitöre benzer olduğunu ve yük depolama özelliğinde olduğunu söylemiştik. Kondansatör ya da başka bir adı kapasitör, bunun hücre, aman özür dilerim, devredeki gösterimi bu şekilde oluyor. Bu plakalar arasındaki potansiyel üzerinde depolanan yükle orantılı. Bu devreden bir potansiyel, bu devrede kondansatörün iki ucu arasında bir potansiyel fark olduğunda ancak bu kondansatörden akım geçer ve yüklenir. Bunları zaten ilerleyen slaytlarda tartışacağız. Evet, potansiyel farkı devrede bu şekilde gösteriliyor. Eksi ve artı kutupları bu şekilde uzun çizgi ve kısa çizgiyle gösteriliyor. Uzun çizgi pozitif kutbu göstermek üzere. Bunlar seri bağlı olduklarında eğer yönleri aynıysa bu şekilde eksi 5 artı eksi 10 şeklinde toplandıklarında eksi 15 voltluk bir potansiyel fark oluşturuyorlar. Ama bunlar ters bağlanmışlarsa yine toplanıyorlar. 5 artı eksi 10 volt olduğunda eksi 5 voltluk bir potansiyel fark meydana getiriyorlar. A noktası ile B noktası arasındaki potansiyel fark, daha önce bu potansiyel fark kavramını anlatmıştım hatırlarsanız bir referansa ihtiyaç duyuyorduk. A noktasındaki voltajla B noktasındaki voltaj arasındaki fark şeklinde ifade edilebilir. Evet arkadaşlar, bir potansiyel fark oluşturan kaynağın bir devreye bağlandığında oluşturduğu akımın yönü yine daha önce de söylediğimiz gibi akım kaynağında da olduğu gibi artı kutbundan eksi kutbuna doğru. İşte bir devrenin paralel kollarında potansiyel farkı ölçmek istersek eğer bu durumda potansiyel farklar birebir eşit oluyorlar. Bunlar zaten bildiğiniz şeyler. O yüzden çok fazla üzerinde durmadan geçiyorum. Şimdi gelelim en önemli kısma. Evet, bu kondansatörleri bir devrenin içerisine yerleştirdiğimiz zaman ne oluyor? Şimdi yavaş yavaş biz burada kondansatörü devrenin içine koyarak sonra direnci koyacağız. Hücre zarının eş değeri bir devre elde etmeye çalışıyoruz. Şimdi örneğin burada
bir kondansatörü devreye yerleştirdik. Burada kondansatörümüz burada. Bir anahtarımız var. Bir de potansiyel fark kaynağımız var görmüş olduğunuz gibi. Bu anahtar açık konumdayken devreden akım geçmiyor. Fakat 2'deki haline getirdiğimizde, yani anahtarı kapalı konuma getirdiğimizde devreden akım geçmesini sağlamış oluyoruz. Böylelikle ne oluyor? Bu kondansatör plakaları devreden akım geçtiği için yükleniyor. Ve bu kondansatörün iki ucu arasında bir potansiyel fark meydana gelmiş oluyor. Üçüncü şekle baktığımızda bu yüklenme tamamlanmış oluyor anlık olarak ve artık üçüncü durumda bu kondansatörün üzerinden akım geçmemeye başlıyor. Yani kondansatör tamamen yüklendiği için. Şimdi burada sağdaki grafiklere baktığımızda mesela şu alttakinden başlayalım. Potansiyel fark oluşturulan kondansatör üzerindeki potansiyel fark 1 şeklindeyken anahtar açık, tabii ki bir potansiyel fark yok. 2 şeklindeki gibi anahtar kapalı konuma getirildiğinde, yani devreden akım geçmesi sağlandığında bir potansiyel fark anlık olarak oluşuyor. Sabit bir potansiyel fark, çünkü potansiyel fark kaynağımızın değeri, oluşturabileceği değer belli. Buna anlık olarak ulaşıyor ve sabit olarak kalıyor. Ancak yukarıdaki grafiğe baktığımızda burada kondansatörün üzerinden geçen akımı görüyoruz. Bu akım kondansatörün iki ucu arasında bir potansiyel fark değişimi olduğu sürece geçiyor. Ondan sonra kondansatör yükleniyor. Şu üçüncü şekilde görmüş olduğunuz gibi. Kondansatörün yüklenmesinden hemen sonra bakın akım geçmemeye başlıyor. Yani kondansatörün devreden akım geçmesiyle anlık olarak yüklendiğini ve yüklenmesinden hemen sonra devreden akımın artık geçmediğini söyleyebiliriz. Şimdi eğer biz az önceki devremize, yani kondansatörün olduğu devreye bir de direnç eklersek, yine potansiyel fark kaynağımız var, bir de bir S anahtarımız var. İkinci şekilde olduğu gibi S anahtarımızı kapalı konuma getirdik. Kondansatörümüz yüklenmeye başladı. Yüklenmeye başladı ama direnç olduğu için bu yüklenme olayı bir öncekinden çok daha kısa sürüyor. Tamam, uzun sürüyor, özür dilerim. Daha uzun sürüyor. Üçüncü şekle baktığımızda kondansatörün tamamen yüklendiğini görüyoruz. Şimdi burada bizim için kondansatörün üzerindeki yük miktarı, direnç üzerindeki potansiyel fark, yani direncin iki ucu arasındaki potansiyel fark, direncin ve kondansatörün üzerinden geçen akım miktarı ve kondansatörün iki ucu arasındaki potansiyel fark önemli. Şimdi bunlara tek tek göz atalım. Öncelikle isterseniz geçen akıma bakalım. Anahtarın kapalı konuma getirilmesiyle beraber devreden akım geçmeye başlıyor bakın. İkinci aşamaya geldi. Devreden akım geçmeye başladı. Şimdi direncin de üzerinden anlık olarak akım geçmeye başladı. Kondansatörün de üzerinden anlık olarak akım geçmeye başladı. Fakat biz biliyoruz ki kondansatör yüklendikçe üzerinden geçen akım yavaş yavaş azalıyor. Burada direnç olduğu için yavaş yavaş azalıyor. Ama önceki örneğimizde hatırlarsanız kondansatör anlık olarak yüklendiği için geçen akım hemen sıfırlanmıştı. Burada direnç olduğu için yavaş yavaş bir azalma söz konusu. Aynı şekilde tabii kondansatörle direnç seri bağlı oldukları için, yani aynı devre konumunda oldukları için kondansatörün de direncin de üzerinden geçen akım birlikte azalıyor. Eş zamanlı olarak azalıyor. Kondansatörün İki ucu arasındaki potansiyel farka baktığımızda arkadaşlar, iki ucu arasındaki potansiyel farkın yavaş yavaş arttığını görüyoruz. Bu yavaş yavaş artış
Direncin mevcudiyeti sebebiyle kondansatörün yüklenmesiyle eş zamanlı meydana geliyor. Kondansatörün üzerindeki yük miktarına baktığımızda kondansatörün üzerindeki yük miktarının yavaş yavaş yine arttığını görüyoruz. Yine bu dirençle alakalı. Direncin bulunması sebebiyle aynı devre kolunda böyle bir yavaş yavaş yükün artışı söz konusu. Yani kondansatörün depolayabileceği maksimum yük miktarı 100 ise bu 100 değerine yavaş yavaş ulaşılıyor. Direncin iki ucu arasındaki potansiyel farka baktığımızda, tabii anahtar kapalı konuma getirildiğinde devreden akım geçmesi sağlandığında anlık olarak bir potansiyel fark oluştuğunu görüyoruz. Ancak kondansatörün yüklenmesiyle beraber, bakın bunlar aynı zamansal eksende çizilmiş alttakiyle, yüklenmesiyle beraber bu potansiyel farkın azaldığını görüyoruz. Bu da devreden akım geçmesinin azalması nedeniyle meydana gelen bir olay. Dolayısıyla direncin üzerindeki potansiyel fark gittikçe azalıyor. Burada bizim önemsediğimiz şey, üzerinde en çok durulması gereken ve burada aklınızda olması gereken sonraki slaytlarda kullanacağınız bilgi, kondansatörün yavaş yavaş yükleniyor olması bir. İkincisi ise dirençle kondansatörün üzerinden geçen akımın aynı olması ve bunun anlık olarak artıp sonra yavaş yavaş azalıyor olması. Şimdi burada kondansatörü ve direnci seri bağlamıştık. Şimdi bir de paralel bağlayalım. Paralel bağladığımızda ne oluyor arkadaşlar? Paralel bağladığımızda işler çok ciddi değişiyor. Şimdi görmüş olduğunuz şekilde bir direnç, bir kondansatör var, akım kaynağımız var ve bir anahtarımız var. Bunlar artık paralel bağlılar. Kapalı konuma getirdiğimizde anahtarı, bu sefer devreden yine akım geçecek ve akım bu kollardan ikisinden birini tercih edecek. Şimdi burada akım hangi yolu tercih eder sorusunun cevabını en başta vermek lazım. Akım en kolay geçebileceği yolu tercih eder. Ama bu kolay geçebileceği yol bu devre örneğinde değişiklik arz ediyor. Yani başlangıçta kolay geçtiği yol başka, sonra kolay geçtiği yol başka. Şimdi akım kaynağı çıktısının anlık olarak bu şekilde sabit bir değere ulaştığını düşünürsek, yani anahtarı kapalı konuma getirdik, devreden akım geçiyor. Kondansatörün üzerinden geçen akım anlık olarak artıyor. Fakat kondansatörün dolmasıyla beraber bu akım yavaş yavaş azalıyor ve sıfırlanıyor. Azaldıkça akım nereden geçecek? Buradan geçmeye başlayan akım bu sefer artık direncin olduğu kola yönelecek. Bakın, direncin olduğu kola yöneliyor. Direncin olduğu kola akımın yönelmesiyle beraber başlangıçtan itibaren direnç üzerindeki akımın bu şekilde arttığını görüyoruz. Bununla beraber kondansatörün iki ucu arasındaki potansiyel farkın da dolayısıyla yavaş yavaş arttığını görüyoruz. Yani akım başlangıçta kondansatörün olduğu kolu tercih ediyor. Kolay geçtiği için ama kondansatörün yüklenmesiyle beraber yavaş yavaş geçememeye başlıyor ve böylelikle direncin olduğu kola yöneliyor. Evet, direncin üzerindeki potansiyel fark değişimi de bu şekilde oluyor. Şimdi burada öncekinden farklı olarak direncin üzerindeki akım ile kondansatörün üzerindeki akımın birbiriyle eş olmadığını görüyoruz. Kondansatörden önce akım geçiyor, sonra direncin olduğu kola yöneliyor ve yavaş yavaş artıyor. Peki burada kondansatörün yüklenmesi nasıl oluyor sorusunun cevabı da yine yavaş yavaş artan bir şekilde oluyor. Aynı bir önceki devremizde olduğu gibi, yani kondansatör yavaş yavaş yükleniyor. Bu açıdan iki devre arasında fark yok ama iki devre arasındaki en temel fark kondansatörle direncin üzerinden geçen akımın farklı olması. Şimdi bir 19 dakikamızı tamamladık. Bu dördüncü dersimizin ikinci videosundan devam edeceğiz.